Bir Ramazan Günlüğü programından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Günümüzdeki en önemli toplumsal olaylardan biri de insanların manevi arayış içerisinde bulunmalarıdır. Modern görüşlü olsa bile bugün birçok kimsenin ceketinin cebinde veya elbisesinde bir muska, bir mavi boncuk veya bir uğuru vardır. Böyle uğura inanan insanlar arasında geniş kitlelerce tanınan, politik kariyerli kişiler olduğu gibi sinema ve sahne sanatçılarında çoğunluğu oluşturmaktadır. Kimi insanlar dertlerine çare bulmak için, kimileri merakını gidermek için, kimileri de eğlence olsun diye fala ilgi duyuyorlar. Bir psikiyatrist bunun sebebini şöyle izah ediyor. İnsanlar kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri zamanda birilerine sığınma ihtiyacı duymakta, bunun için de falcılara başvurabilmektedirler. Genellikle sağlam bir inanç kültürü almış kimseler bu tür hurafelere bulaşmazlar. Tedavi kurumlarının yetersiz oluşu da toplumların hurafeye bulaşmasına sebep olmaktadır. Başına bir dert, bir bela, bir sıkıntı gelince denize düşen yılana sarılır misali şifa umuduyla her çareye insanımız başvuruyor maalesef. Her duyduğunu yapmaya kalkışıyor. İnsanların bu zayıf zaafını bilen bazı kişiler, üfürükçüler, muskacılar, cinciler, falcılar, yeni moda adıyla medyumlar bu durumlardan da maalesef istifade ediyorlar. İran kültürünün Müslümanlar üzerine etkisi olmasaydı Müslümanlığa bu kadar çok hurafe girmeyecekti. Falcılık dinimize göre yasak, güya kanunlara göre de yasak ama boyalı basın dediğimiz bir kısım zümreler zavallı insanımızı bu tür oyunlarla kandırmaya devam ediyorlar. Falcılar bir şey biliyorlarsa önce kendilerini kötülüklerden korusunlar. Kur'an-ı Kerim hurafeyi yok olup gitme anlamında köpük şeklinde tarif ediyor. İşte bugün falcı, büyücü, medyum, sihirbaz, astrolog adıyla ortaya çıkanların geleceğe ait verdikleri bilgiler de sabun köpüğü gibi uçup gidecek ve yok olmaya mahkum bilgilerdir. Kabirler, yatırlar üzerine mum yakmak, mum dikmek, yatır için kurban kesmek, yatırların toprağından alıp onu kutsal saymak, yatırın veya türbenin etrafında dönmek, o kabir taşlarını öpmek, yüz sürmek, onlara yönelip dua etmek, kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, yatırlara veya yakınındaki ağaçlara bez, çaput bağlamak, bütün bunlar saçmalıktır. İslam'la böyle alakası yoktur. Ömrünü muska yazarak, fal açarak, sihir yaparak geçiren pek çok insanın sonu hüsranla noktalanmıştır. Bidat ve hurafelerin yaygın olduğu toplumlar aşırı tutucudurlar ve her türlü toplumsal değişmenin karşısına dikilirler. En tutucu insanlar hurafelere en çok bağlı olanlarmış. Mavi boncuk vesaireyle nazardan korunulmaz. Bu tevhid akidesine yani tek Allah inancına aykırı bir durumdur. İnançları zayıf kimselerin başvuracağı cahilce bir davranıştır. Aklı başında bir Müslüman bu gibi gülünç metotların uygulayıcısı olamaz. Bu tür tereddüt ve korkularda Kalem suresinin 51. ayetiyle Felak ve Nas surelerini okumak yeterlidir. Eskiler ne güzel söylemişler, ne çaputtan ne çuldan, yardım yalnız Allah'tan. Bir başka programda görüşmek ümidiyle.